Kontrol edemiyorsun. Hocam hoş geldin. Nasılsınız? Daha bir yatırım olmuş oldu açıkçası. Çalışan öğrencilerimiz de var. Bir nanoteknolojide doktor yapan nail bir öğrencimiz var. Şimdi biyomedikalde çalışan bu biraz sonra görüştüreceğimiz hocanın öğrencileri var. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor çalışma? İyi hocam, her şey var. Arkabeli öğretim öğretimiz size o zaman. Ne güzel, güzel. Çok güzel. Yine burada da hocam bir şeylerle ilgili, nano malzemelerle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Silisyum kimyası çalışıyoruz biz. Ziraatle bağlantılı olarak da şimdi gübrelere başladık. Nano gübreler, gübrelerin daha verimli, daha az miktarda bitkiyi daha uzun süre besleyebilmesi konusunda çalışmalar yapmaya başladık. Yemek isteriz, buyurun bakalım. Şimdi böyle süper kapasitörler deyince aslında bataryalara benziyor ama daha hızlı bir şekilde şarj ve deşarj ediyoruz ve daha yüksek güç yoğunlukları sağlıyor aslında bize. Güzel. Ve daha biz bir sürü nano malzemeler sentezliyoruz. Bu nano malzemelerin bir nevi karakterizasyonu burada gerçekleştiriyoruz cihazla, potansiyostat cihazında. Dolayısıyla hani böyle bir nevi enerji yoğunluklarını arttırmaya çalışıyoruz. Bataryalara yakın hale getirmeye çalışıyoruz. Araç devreye gireceği zaman çok hızlı, çok kısa sürede çok yüksek bir enerji gerektiğini, genelde evet, bataryayla entegre şekilde yani, mesela elektrikli araçlar devreye gireceği zaman ani bir şekilde güç gerektirdiği için kalkışlarında. Dolayısıyla orada o zaman işte... Buyurun, aktarmak istedikleriniz varsa dinlemek isteriz. Proje boyutu yoksa başka detaylar. Afife çalışıyorum. Ben özellikle tanık kitleri üzerine de çalışıyorum. Şu an simogram kitleri üretiyoruz. Tam kan sayım kitleri üretiyoruz. Şirketlik üreticisiyiz. Şu an 15 tane farklı cihaz markalarımız şu an kit üretiyoruz. 3 yıl burada Ar-Ge yaptık. Kan sayımı cihazını buraya koyduk. 2019 yılında Teknopark'ta şirketleştik. 2020 yılında da Ambar'da Kayseri Üniversitesi'ne girişinde bir tesise çevirdik hocam. Kitlerin normalde bunları dolduruyoruz. Tamam. Bu şey katlanabilir. Katlanabilir. Bunun tamam. Kutunun içine koyuyorsun. Dolu olduğunda kutunun şeklini alıyor. Hocam sizin dediğiniz şeyde bunu... Hayırlı sen, nasılsınız? İyisiniz. Nasıl gidiyor bakalım? Bir batarya özellikle çalıştığımız bir dak. Hocam burada birlikte çalışıyor. Benedikte sodyum iyon batarya üzerinde çalışıyoruz şu son dönemde. Doktora tezinde sodyum iyon bataryalarda... Bitmeye bir yapabilecek miyim? İnşallah hocam. Onun üzerine çalışmalar devam ediyor. Data mı aktarıyor? Evet hocam. Data alıyor. Mesela hocam burada deşarj duymuştu. Mesela 10 saat 24 dakika. Şu an şarj devam ediyor. Burada kapasite kayıplarını düşük akım vererek belirli potansiyel aralarında. Sodyum iyon pilleri için sert karbon üzerinde çalışıyorum ben. Ticarisini aldık yurt dışından hocam, getirdik. Bütün denemelerini yaptım. Şu an kendi tezimde aynı değerleri, yani birebir kapasite olarak aynı değerleri elde ettik. Çok yoğun kullandığımız Raman spektroskopusu var. Melek Şahin de öğretim görevlisi, doktor aynı zamanda kendisi. Burada mikroskop yapılarımız var. İstersen orayla başlayalım, biraz size anlatın hocam. Örnek çalışma hocam, pankreas hücresi, gen kökle beraber ortak bir çalışmamız, indometazin adlı bir ilaç uyguladılar belli dozlarda. Sonrasında protein ve yağ yapılarında bir miktar değişiklik oldu. Aslında bunların kendileri de tayin edebiliyorlar değişiklikleri ama burada farklı bir reaktif molekül kullanmanıza gerek kalmıyor. Direkt hücreye alıp moleküler değişimi tespit edebiliyorsunuz. Yani mesela kendileri boyama falan yapıyorlar, birçok teknik kullanıyorlar göz anlayabilmek için. Biz burada organik moleküllerden kristaller elde ediyoruz. Şuradaki, şuradaki gördüğünüz renkli kristaller, tek kristal ve kendinin yapısal bir rengi var. Bu yapısal rengini kullanarak ve şekillerini kullanarak bu şekilde gördüğümüz gibi şifreleme uygulamalarında çok katmanlı güvenlik şifreleri uyguluyoruz. Serhat hocamız gün bir projesi. Hocam yeni başladı yani. 3 ay oldu resmen başlamıştı. Yapıyorsun, nasıl geçti? Umarım bir geçmiş. Güzel geçti. Ben geldiklerinde rapor alıyor musunuz hocam? Ne yapmışlar? Zaten hocam bir tane rapor sunmak zorunda. Zorunluluğu var. Biz de o rapordan sizlere en azından bir bu arada çalışmalarını biliyoruz. Yani güzel oldu hocam. Ne yaptı? 3 ya da 4 ay. Ne kadar çalışma aldınız? Televizyonlarda o zamanlarda iyice etkin hale geldi. Biz onları o grupta zaten hocalar o grubun kantumdakçı bir gruptu. Onları sentezledik ve bu cihazla bunun benzeri daha bir üst geçmişler hazırladık. Evet, özellikle projesinde de bu altyapıyı kullanıyoruz. İşte orada Vestel var. Vestel özellikle çok ilgileniyor projeler. Şimdi belki benzer bir sistemi bir kentte de kurup orada da çalışmalara devam edeceğiz.
Amaç şey hocam, piksel oluşturmak. Yani red, green, blue, kırmızı, yeşil, mavi, üç ana pikseli birbirine yakın bir şekilde desenlemek. Çünkü ekran teknolojisinde kullanımı en somut böyle. Tabii yayın çalışmak için en somut uygulaması orası. O aldığın kayıt nedir şimdi? Hocam burada hocamızın bahsettiği gibi bir tane rengi tek sıra halinde. Merhabalar, kolay gelsin. Sizi görmüştüm be. Salon değiştirmiş. Radara düştü bak. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim, çok sağ olun. Mesela işte tıp fakültesinde burada radyosu var, bizde Kadir Hoca var. Şimdi vücut içinde tümörlü bol dokuya X ışınları yollayarak öldürmeye çalışıyorlar, küçültmeye çalışıyorlar. Ama işte X ışını sağlık bir yerden geçerken oraya bozuyor benzeri. Şimdi biz böyle spesifik mono parçacıklar yapıyoruz. Mesela enjekte edilse, gitse orada daha az X ışın dozuyla aynı işi yapsak gibi. Böyle şeyler yapıyoruz. Bir tanesi bu. Bir mesela gene radyolojiyle çalışıyoruz. MR görüntülemede kontrast mahvoluşlar. Sonra 3D bioprinter hocam bir yazınca böyle farklı farklı iskeleler, doku iskeleler. Şimdi bu tabi normal bir polimer malzeme ama bunun içinde mesela nanoparçacıkları karıştırıp implant ettiğinizde ki mesela burada bir fareye tümör oluşturup, mesela bebek kas oluşturup o siyah bölgesi küçük halini şeyin altına, derin altına implant edip dışarıdan işte spesifik dalga boyunda ışık vererek o tümörü yok etmeye yönelik çalışmalar. Ama tek bir yerde görsün herhalde.